Hoş geldiniz. Bugün kontrolmatik hissesiyle ilgili konuşacağım. Bu hisse niye dikkatimi çekti? Çünkü hafta içinde bir kap haberi yayınlandı. Yeni iş ilişkisi diye bakıyoruz. 90 milyon dolarlık bir iş ilişkisi. Kontrolmatik ile Gentes Construction firması ortak girişiminin bir proje almışlar. Proje tutarı 90 milyon dolarlık bir proje. Şimdi 90 milyon dolar ne kadar yapıyor? Kaç milyon yapıyor? 1 dolar 9 lirayı geçti, değil mi? Yani 820 milyon TL'lik diyelim bir anlaşma. Şimdi bakıyoruz kontrolmatiğin öz kaynakları ne kadar? 176 milyon. Yani öz kaynaklarının kaç katı büyüklüğünde bir anlaşma. Artık ben de bunu görünce, bu kadar büyük bir anlaşmayı görünce dikkatimi çekti. Tabii büyük bir anlaşma. Neye göre? Kontrolmatiğe göre. Çünkü önemli olan firmaların yüzdelik büyümesi. Hani bir firma zaten çok büyükse, çok büyük bir firma büyük bir anlaşma alır. Çok da bir şey olmaz. Çünkü zaten büyük bir firma büyük anlaşma yapacak tabii, ama şimdi 176 milyon öz kaynakları olan bir firma 820 milyonluk şimdi proje dahil olunca bu firmayı katlama yaptırtabilecek bir iş oluyor ve dikkat çekiyor. Zaten hisselerin yükselişi de böyle. Hani düşük sermayeli hissenin mantığı ne? Firma küçükken, bebekken ortak olursun. Firma büyüyünce senin paran da katlanmış olur. Mantık bu. Şimdi ve bakıyoruz 176 milyon öz kaynaklar olan bir firmanın 90 milyon dolarlık bir anlaşmaya dahil olması, bir projeye dahil olması kesinlikle dikkat çekici. Ben de bu firmayı inceledim. Tabii sade bir sürü iş anlaşmaları, bir sürü sözleşmeler, yeni iş ilişkileri, bir sürü kap haberleri var. Biraz bunlardan biraz derleme toplama yaptım. Yatırımcı sunumunu da inceledim. Geleceğe yönelik beklentilerin bulunduğu yatırımcı sunumu. Geleceğe yönelik beklentilerin de bulunduğu yatırımcı sunumunu inceledim. Oradan da kesitler yaptım. Şimdi bu hisseyi size tanıtmaya çalışacağım. Bakalım. Ve hem hisseyi tanıtacağım, geleceğe yönelik projelerine bakacağız. Sonra da hissenin ederine, işte borsada nasıl bir strateji izlenebilir, bu hisseden para kazanmak için nereden toplanabilir falan. Bunları biraz konuşacağız. Çünkü bir firmanın çok büyümesi sana para kazandırmayabilir. Neden? Hissesi ucuz değilse. Hani hisse pahalıysa, firma çok büyüse bile para kazandırmayabilir. Neden? Çünkü hisse zaten gitmiş. Çünkü hisse zaten gitmiş. Yükselmiş ise zaten yükselmiştir. Artık daha ne bekliyorsun diye sorarlar insana. O yüzden firmaların çok büyümesi tamam, tabii ki iyi bir şey, ama hem firma çok büyüsün hem de hisse şişik olmasın. Bizim istediğimiz bu. Şimdi bakalım kontrolmatik bu kriterleri karşılıyor mu? Nasıl bir strateji izlenebilir? Bunu biraz düşüneceğiz. Şirketimiz kontrolmatik teknoloji, enerji ve mühendislik ile Gentes Construction. Tamam, bunu zaten okumuştuk en son gösterdiğim kap. Geçiyorum. Başka bir kap haberine bakalım. Şirketimiz ile yabancı bir müşterisi arasında Irak Katar Çelik Fabrikası trafo merkezi yapımı için işi toplam bedeli 4 milyon 150 bin ABD doları tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalanmıştır. Tabii 4 milyon dolar da yaklaşık 35 milyon TL, değil mi? Hatta 37 falan. 150 bin, 150 bin de var burada, neyse. Kamuoyu ve sayın ortaklarımıza saygıyla duyurulur. 7 Ekim 2021 tarihinde atılan kap haberi. Firmamızla Enternasyonel Gayrimenkul Yatırım Kiralama ve Ticaret arasında Bursa ili Orhaneli ilçesinde kurulacak olan Gümüşpınar Ferrochrome. Ben şimdi tam R'leri bazen söyleyemiyorum. İki tane R yan yana gelince zor oluyor. Ferrochrome. Dahilinde Trafo USD artık HDV tutarında sözleşme. Atlamışım bir satırı. Trafo merkezin elektrik işleri ve enerji iletim hattının yapım işleri projesi kapsamında 2 milyon 400 bin dolar artık HDV tutarında sözleşme imzalanmıştır. Kamuoyuna ve sayın ortaklarımıza duyurulur demişler. Bu da 6 Ekim 2020, bu da 6 Ekim 2021'de. 9 Ağustos'ta atılan kap haberine bakalım. SC Ada Bölgesi Kontrol Merkezi'ni genişletmek ve 3 yeni kontrol merkezi kurmak için verdiğimiz 37 milyon dolar tutarındaki teklifin sözleşme görüşmelerine başlandığını duyurmuştuk. Söz konusu işin sözleşmesi bugün itibariyle imzalanmıştır demişler. Daha burada bir sürü kap haberleri aşağı doğru iniyor. Ama hissedeki potansiyeli anlayabilmek için bu kadarını yeterli gördüm. Tabii ki isteyen en başa kadar inebilir, okuyabilir.
Şimdi bir de yatırımcı sunumundan bazı kesitlere bakalım. Geleceğe yönelik beklentilerin olduğu sunuma bakalım. Bu da kap haberinde atmışlar. Gelir performansı yönetici özeti bakıyoruz, bir okuyalım. Birinci çeyrek 2021'de görülen yüksek gelir büyümesi, ikinci çeyrek 2021'de de devam etti. Pandemi kısıtlamalarının gevşemesiyle tedarik sıkıntılarının azalması ve 2021'in ilk 6 ayında alınan yeni projeler finansalları destekledi. Pandemideki baz etkisi önemli oranda ikinci çeyreğe yansımış durumda demişler. Yani işte pandemi tedbirleri, kısıtlamalar azaldıkça firma daha iyi, daha rahat çalışabilmiş. Buradan bunu anlıyoruz ve artık pandeminin etkileri yavaş yavaş değil mi azalıyor aşılarla birlikte. Ve tabii ki yeni projeler de alınca firma daha da büyümüş. Bakıyoruz ikinci çeyrek 2021'de Favök net karda yüksek büyüme. Bakıyoruz brüt karda %300 bilmem kaçlık büyüme. Favök'te yıllık 300 bilmem kaçlık büyüme. Neye göre? Geçen yıla göre, bir yıl öncesine göre. Net karda %393'lük büyüme bir yılda. Bunlar tabii çok büyük bir büyüme. %393 büyümek çok inanılmaz büyük bir büyüme. Neden? Çünkü teknoloji firması olduğu için. Hani yoksa gıda firması olsa bu kadar büyüyemezdi. Ama teknoloji firmalarının önü açık. Bak, mesela bakın 10 yıl önceki dünyanın en büyük firmaları listesine bakın, ilk ona bir sürü gıda firması vardı. Ama şu ankine bakın, bir McDonald's kaldı. Ki yakında o da muhtemelen onu da geçecekler. Neden? Çünkü teknoloji firmaları inanılmaz büyüyor. Mesela 10 yıl önce ilk onda çok az teknoloji firması vardı. Ama şu anda bakıyoruz hemen hemen hepsi teknoloji firması. Dünyanın en büyük 10 firmasının hemen hemen hepsi teknoloji firması artık. Neden? Çünkü teknoloji çok hızlı büyüyor. Yükseliş trendi, yükseliş eğimi çok yüksek. Yani trend yukarı doğru böyle uçuyor böyle. O yüzden teknoloji firmaları en çok büyüyen firmalar oldu bu 10 yılda ve muhtemelen öyle de olmaya devam edecek. Neden? Çünkü teknoloji gelişecek, kaçınılmaz son. Yabancı para pozisyonuna bakıyoruz. Döviz varlıkları döviz yükümlülüklerinden daha fazla. Doların yükselmesi firmanın işine geliyor aslında. Dolar yükseldikçe firma daha çok kar ediyor. Neden? Çünkü dolar varlığı çok. Hani senin kasanda dolar varsa dolar yükselirse kasadaki para daha değerli oluyor otomatik olarak ve sen daha da zenginleşmiş oluyorsun. Yatırım harcamalarına bakıyoruz. İşte bir sürü yatırım harcamaları yapmışlar. Birinci çeyrek 2021'de 2,3 milyon TL'lik Ar-Ge yatırım yapmışlar. Falan falan. Mesela bakıyoruz 2021 Nisan ayında Ankara'da kiralanan 4000 metrekare kapalı alanı bulunan fabrikada elektromekanik imalatlar, mobil trafo merkezleri, hibrit konteyner imalatına başlandı. Mesela bu önemli bir yatırım bence. Yeni olmuş bir olay. Burada yatırım harcamalarının geçen yıla göre farkını görüyoruz. Yani tamam firma da büyümüş ama firmanın yatırım harcamaları da çok artmış. Ar-Ge harcamaları da çok artmış. Demek ki bu firma muhtemelen büyümeye devam edecek. Buradan çıkan sonuç bu. Planlanan yatırımlar, lityum iyon tabanlı batarya hücre tesisi. Tam bir geleceğin yatırımı gibi duruyor ismine bakınca. Bakalım. Ankara'da kurulması ve 450 kişinin istihdam edilmesi öngörülmektedir. 450 kişi çok büyük bir fabrika bence. Ne zaman başlanması bekleniyormuş? Yatırım başlangıcı 2021'in 3. çeyreğinde başlanması bekleniyormuş. 2024'ün 3. çeyreğinde, değil mi? Tamamlamalara bakalım. 2025'in 3. çeyreğinde. Ha, 2024'te devam ediyor 3. faz. Tamamlanma 2025'in 3. çeyreği gibi bitmesi planlanıyor. Ama tabii bu firma 2025'e kadar boş boş oturmayacak tabii ki. Bir sürü zaten beklenen siparişler var. Onları yapacak. Onları yaparken yeni siparişler gelecektir muhtemelen. Ama bir yandan da bu yatırımlar da devam edecek yani. Firma büyümeye çalışmaya devam ediyor. Önemli olan bu. Ankara'da kurulması ve 450 kişinin istihdam edilmesi öngörülmektedir. 5 yıllık yatırım takvimi ve 750 MVH kapasite hedeflenmektedir. Hedef pazarlar şebeke düzeyinde enerji depolama tesisleri, elektrikli araç teknolojileri, elektrikli araç şarj destek sistemleri, denizcilik ve hafif elektrikli araçlar başta olmak üzere yeni teknolojik uygulamalar, endüstriyel tesislere yönelik enerji depolama çözümleri, yenilenebilir enerji uygulamaları, mesken uygulamaları ve ada kurulumları. Uygulama alanı giderek artan elektrikli araçlar başta olmak üzere pek çok teknolojinin kilit unsuru olan bir ürün için vakit geç olmadan geleceğe yakalamak hedeflenmekte demişler. Planlanan yatırımlar, başka bir planlanan yatırıma bakıyoruz. Uydu teknolojileri, yani uzay yatırımı. Yatırımın başlangıç
şeylerine bakalım. Başlangıç 2021'de başlamayı planlıyorlarmış ve 2023'te tamamlamayı 2021'de başlayıp 2023'te de tamamlamayı planlıyorlarmış. Türkiye'de uydu teknolojileri arasında yatırım yapacak ve uydu üretmek amacıyla ilk özel teşebbüs olarak Plan S Uydu ve Uzay Teknolojileri %25 Kontrolmatik ortaklığında kurulmuştur. Bu ortaklık kendi projeleri dışında ulusal ve uluslararası şirket ve kurumlar için anahtar teslim uydu çözümleri sunacaktır. 2021 yılının 3. çeyreğinde 2021 yılının 3. çeyreğinde kurulması planlanan bağlı ortaklık 2022 yılı 1. çeyreğinde Bilkent Cyberpark içerisinde 4500 metrekare kapalı alan sahip 300 kişi kapasiteli Ar-Ge binasında faaliyet gösterecektir. Ek olarak 1500 metrekarelik bir üretim entegrasyon tesisi faaliyete geçecektir. Tesiste uydu üretimi için gerekli olan temiz odalar, Ar-Ge laboratuvarları, elektronik, elektromanyetik ve mekanik test birimleri, entegrasyon bölümleri, uydu yer kontrol merkezi gibi alanların olması planlanmakta. 60 kişilik bir Ar-Ge ekibi istihdam edilmesi planlanmakta. Plan S Uydu ve Uzay Teknolojileri AŞ %25 Kontrolmatik Ortaklığında 20 milyon TL başlangıç sermayesiyle 6 Temmuz 2021'de kurulmuştur demişler. 2022 son çeyrekte ilk test uydusunun, 2023 ikinci çeyrekte ikinci test uydusunun, 2023 yılında ilk Türk özel teşebbüs uydusunun, çok büyük bir proje, dünya yörüngesine gönderilmesi planlanmakta. Planlanan yatırımlar uydu teknolojileri 2 bakıyoruz. İşte burada uyduları tanıtmışlar. Contacta Test 1 uydusu, Contacta Test 2, Contacta Lot Constellation, Faz A falan. Bakıyoruz burada işte tanıtmışlar. Lot haberleşme tesisleri falan böyle uyduları tanıtmışlar. Planlanan uydu yatırımlarını tanıtmışlar. Faaliyet gösterilen bölgelere bakıyoruz. 3 kıta, Afrika 1, şurada Asya 2, Avrupa 3. 3 kıtada faaliyet gösteren bir firma şimdilik. Tabii firma daha da büyürse o zaman 7 kıtada da üretim yapabilir. Çünkü ne? Teknoloji firması olduğu için önü açık. Senin mühendislerin sağlamsa firman daha da büyür, teknoloji firman. Yükseliş trendi devam eder. Devam eden projeler bakıyoruz. Kenya'da, işte Irak'ta, Türkiye, Özbekistan, Gürcistan, Mali, Libya. Tamamlanan projelere bakıyoruz. İşte Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Almanya, Suudi Arabistan falan. Burada tamamlanmış. Burada da şey yapmışlar. Ofis ve ajanta ofislerine bakıyoruz. Yine Afrika'da bir ofisi varmış. Asya'da ofisleri mevcut. Türkiye'de ofisi mevcut. Ankara'da ofisi mevcut. Mesela Birleşik Arap Emirlikleri'nde ajantası varmış. Bence önemli bir ülke. Çünkü zengin bir ülke. Kuveyt zengin bir ülke. Devam eden projelerin %87'si döviz bazında. Bence çok önemli bir açıklama. Neden? Çünkü Türkiye'de dolar hep yükseliyor. Bu olan bir şey artık. Dolar yükselecek mi, düşecek mi? Hep yükseldiğine göre yükselecek demek uzun vadede. Tabi normal, çünkü Türkiye üretmezsen, tüketirsen olacağı bu. Dolar yükselmeye devam edecek. Kaçınılmaz son. Ama siz dolardan daha fazla kazandıracak hisse senedi bulursanız işte o sizi para kazandıracak olan. Yoksa ben ne diyorum? Borsadaki hisselerin %80'i uzun vadede zarar ettirecek. Neden? Çünkü enflasyon, üretici enflasyonu olmuş %45. Dolayısıyla bir firma hem dipteyse, ucuzsa, yatırımları varsa, çok kar ediyorsa evet hissesi alınabilir. Ama bir hisse, bir firma çok kar etmiyorsa, hissesi şişikse zarar ettirecek. Muhtemelen uzun vadede de zarar ettirecek. Neden? Çünkü enflasyon yüksek. O yüzden hisse almak demek parayı TL'de tutmak demek. Bu yüzden TL'ye yatırım yapacaksanız, hisse senedi alacaksanız, Borsa İstanbul'dan hisse senedi alacaksanız, sektör iyi olsun, çok kar eden bir firma olsun, hissesi şişik olmasın, bu kriterleri değerlendirin. Bu kriterleri sağlayan bir hisse varsa, hisse dipteyse yatırım yapılabilir. Ama bunun dışında Borsa İstanbul'a yatırım yapmak demek TL'ye yatırım yapmak demek. TL'de de enflasyon bolca mevcut. Dolar yukarı gidiyor. Dolayısıyla her hisseye yatırım yapılmaz. Söylemek istediğim bu. Peki Kontrolmatik acaba bu kriterleri sağlayan bir hisse mi? Şimdi birazdan bunu değerlendireceğiz. Asıl önemli olan orası. Çünkü firma büyümüş. Bana bir faydası yoksa çok daha beni ilgilendirmiyor açıkçası.
Tam büyümüş. Yani ülkemizin firması büyüsün, ülkemiz daha da büyüsün. İyi güzel. Ama hissesi de yükselsin. Ben onu isterim. Firma büyüsün, hissesi de yükselsin. Ben de para kazanayım. Bu benim daha çok işime gelir. 2021'de yüksek büyüme beklentisi. Gelir büyümesi işte %175 büyümeyle 550 milyon TL'den fazla gelir. Yıl sonu bilanço hedeflerine bakıyoruz. Gelir büyümesi. Favök büyümesi %20, %25 marjla 120 milyon TL'den fazla favök. Şimdi bakıyoruz yıllık favökü ne kadar? Bakıyoruz ki favök yıllık 59 milyon. Tabi aslında bu yıla da geldi. Yıl sonuna bakıyoruz. 2020'nin 12. 2020'nin yıl sonu bilançosunda 26 milyonmuş favök ve 2021'in yıl sonu bilançosundaki hedef 120 milyon TL'den fazla. Yani 26 milyondan 120 milyon açık. Şark kaç katlama yaptın? Siz hesaplayın. Katlama yapabilir mi? Yapar. Teknoloji firması. İhracat yapıyor. Dolayısıyla bunlar mümkün. İhracat yapınca dolarla satınca tabii değil mi? Döviz gelince o zaman firmayı daha da büyütüyor. Satış gelirlerinin %3'ünden fazlası kadar Ar-Ge yatırımı hedefliyorlarmış. Satış gelirlerinin %6'sı kadar Ar-Ge hariç yatırım hedefliyorlarmış. Evet, şimdi gelelim hisse değerleme kısmına. En önemli yer burası. Çünkü bazen forumlarda orada burada işte yok firma böyle büyüdü, şöyle büyüdü, şöyle yatırımlar yaptı. E tamam, firma çok kar etti, çok büyüdü, yatırımlar yaptı. Ama hissesi de yükseldi. E o zaman nasıl olacak bu iş? O yüzden arkadaşlar hissenin ederi ne? Bunu düşünün. Hani firma çok büyümüş, tamam iyi okey firma büyümüş ama hissesi primli ise yine gitmez, yine yükselmez. Açıkçası üzgünüm ama bunu söylemek durumundayım. Ama birçok insan bunu anlamıyor. Hani hisse primli deyince hemen işte yok işte o firma şöyle büyüdü, böyle büyüdü, şöyle kar etti, böyle kar etti. E tam hisse de yükseldi zaten. Yükselen hisse zaten yükselmiştir. O yüzden hedef ucuz hisse bulmak olmalı. Şimdi bakalım Kontrolmatik ucuz mu, pahalı mı? Stratejiler neler olabilir? Düşünelim. Öz sermaye karlılığı bu yıl %50'ymiş. Geçen yıla bakalım. Geçen yılda öz sermaye karlılığı %24'müş. Bazen önceki yıllarda %65, %100'e de çıktığı olmuş. %5'ti o. Mesela 2017'de %5. O zaman tabii her zaman %100 öz sermaye karlılığı olmuyor. Her zaman %50 öz sermaye karlılığı olmuyor. O zaman biz bu hissenin öz sermaye karlılığını hani yıllık ortalama %40 gibi alsak. O zaman PDD'si 4 olabilir desek. Ama teknoloji firması olduğu için biraz daha fazla verelim. Çünkü bütün dünyada teknoloji firmaları, yazılım firmaları daha fazla PDD olarak daha fazla ödeniyor. Hani teknoloji firmalarının, yazılım firmalarının PDD'si, FK'sı çok ucuz değil açıkçası. O yüzden hani 6 PDD diyelim. Defter değerinin 6 katını verelim bu hisseye yatırım olarak. Sonra baktık ki bir sürü iş anlaşmaları, bir sürü şeyler. Özellikle şu son iş anlaşması çok önemli. Ben zaten bu iş anlaşmasından dolayı hazırladım bu videoyu. Bu yüzden dikkatimi çekti. 90 milyon dolarlık bu projeye dahil olması. Dolayısıyla ne yapalım? O zaman biraz daha fazla verelim. Ne yapalım? Defter değerinin 8 katını verelim bu hisseye. Şimdi bakıyoruz ki PDD'si 13,5. Ha, o zaman demek ki bir tık biraz pahalı gibi duruyor. Ama bakıyoruz ki bu kadar büyüyen firma da az. Yani hani uzun vadede düşündüğümüzde, 5 yıl sonrasını düşündüğümüzde ucuz olan hisselerden daha çok kazandıracak bir hisse gibi duruyor. Çünkü bakıyoruz yatırımlarına. Bakınız FAVÖP büyümesi %300 bilmem kaç geçen yıla göre mesela. Yatırımlarına bakıyoruz. Elektrikli araba yatırımları. Lityon iyon tabanlı batarya hücre tesisi. Elektrikli araç teknolojileri, elektrikli araç şarj destek sistemleri. Bunlar hep geleceğin yatırımları. Ondan sonra bakıyoruz. Uydu teknolojileri, uzay yatırımları. 2023 yılında ilk Türk özel teşebbüs uydusunun dünya yörüngesine gönderilmesi. Bunlar büyük projeler ve çok 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 önemli bir şey. Devam eden projelerin %87'si döviz bazında. İşte burası önemli. Dolayısıyla bunları görünce hani evet hani PDD olarak 8 olsa bile diyelim defter değerinin 8 katını verelim. Peki 13 katını verelim mi? Yani işte ben bu hisseyi diyelim çok beğendim. Bu firmaya
Kesinlikle ortak olmak istiyorum. Ben bu firmada geleceği gördüm. Bu yüzden içimde kalmasın. Belki uçar gider, ne olur ne olmaz. Ben biraz biraz almaya başlayayım. Bu hisseden biraz biraz toplamaya başlayayım dersen alabilirsin, senin tercihin. Ama benim tavsiyem birden yüklenme. Ama bu hisse 45 TL'ye de düşerse, ki daha önce düşmüş. Bu hisse şu anki fiyatı 62. Bu hisse 45 TL'ye düşerse bence kaçırma. Ama 60 TL'den de bir anda yüklenme bence. Dolayısıyla tabii bu firma PDD'si tabii ki düşebilir zamanla. Nasıl düşebilir? Firma kar ederse, öz kaynakları artarsa PDD düşer. Çünkü şu DD defter değeri, PDD piyasa değeri, fiyat. Ya fiyat düşmesi lazım ya da firma öz kaynaklarını arttırması lazım ki PDD düşebilsin. Dolayısıyla PDD 8'e falan gelirse biraz daha alımlar yapılabilir. Dolayısıyla 60 TL'den kontrolmatik. Bence birden yüklenmeyin. Ama bu hisse alan 60 TL'den alan da firma böyle büyümeye, kar etmeye devam ettikçe 60 TL'den kontrolmatik alan da uzun vadede zarar etmez diye düşünüyorum. Ama tabii ki uzun vade, herkes uzun vade diyor ama uzun vade sabredebilen çok az. Neden? Çünkü millet sabırlı değil. Mesela ne diyor? Mesela bakın Me'ariç suresi 19. ayet mealinde. Doğrusu insan çok hırslı ve sabırsız yaratılmıştır. Dolayısıyla insan sabırsızlık var, değil mi? Birçok insan sabırsız. O zaman uzun vade diye atlamayın hisseleri. Çünkü birçoğunuz uzun vade tutamayacaksınız hisseyi. O yüzden hemen tepelerden hisselere atlamayın. Bir sakin olun, relax. Birden yüklenmeyin. Borsada fırsat çok. Borsada 550 tane hisse var. Bir hisse süper alım noktasına gelmezse bir başka hisse süper alım noktasına gelecek. Borsada geleceğin hisseleri bir tane değil, bir sürü çok kar eden firmalar mevcut. Bir hisse süper alım noktasına gelmezse bir başka hisse süper alım noktasına gelecek. Bu yüzden acele etmeyin. Ha evet, bir firmayı çok beğenmişsindir. O firmada geleceği görmüşsündür. Yatırım yapabilirsin. Ama portföyünün yüzde kaçıyla yatırım yapacağına sen kendin karar ver. Ama benim tavsiyem birden yüklenme. Düştükçe artık daha düşerse düştükçe daha da alabilirsin. Bu bir tercih. Portföy çeşitliliği yapın. Portföyünüzde en az 5 tane hisse olsun. Hisse senedi yatırımı yapacaksanız. Çünkü burası Türkiye. Kimin ne olacağı belli değil. Bu yüzden portföyde en az 5 tane hisse bence olmalı. Hisse senedi yatırımı yapacaksanız. Durumlar bu şekilde. İzlediğiniz için sağ olun.